Evet, herkese selamlar. Konut kredi faiz oranları Haziran itibariyle 0.64-0.74 bandına geldi biliyorsunuz. İşte kamu bankaları tarafından veriliyor, 3 kamu bankası tarafından. Bunları kim kullanacak? Kullanan olacak mı? İşte bir sürü soru işaretleri vardı. İşte tarihin dip seviyeleri olduğu zaten açıklanmıştı. Hakikaten 15 yıl vade için veriliyor. Ve bu oranlar işte sıfır projelerde 0.64, ikinci elde 0.74 oldukça iyi rakamlar 15 yıl için. Şimdi kimler kullanmış kısmına bakacağız sizlerle beraber. Çünkü gerçekten Haziran ayında hani böyle bir rekor beklentim var benim. Yani doğal olarak bir beklentimiz var daha doğrusu Haziran ayındaki. Özellikle bu konut kredi yani ipotekli konut satışlarında olacak. İşte geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak biraz şey yaptı, hani bu konuya da vurgu yaptı, söyledi. İşte dedi ki 20 gün oldu biz bu kredileri açalı bu 3 kamu bankası tarafından. Şu ana kadar 133 bin kişi konut kredisi kullanmak üzere bu bankalara başvuru yaptı, kamu bankalarına. Alan kişi sayısı ise 101 bin kişi. Yani 101 bin kişi kredi kullandı. Toplamda da 25 milyar TL'lik bir kaynak müşterilere kullandırılmış oldu. Kaynak aktarılmış oldu. Bu rakamlar gerçekten hani böyle söyleyince böyle çok basit gibi geliyor ama değil. Gerçekten büyük rakamlar. 101 bin kişinin neden ne kadar büyük olduğunu şöyle size anlatmaya çalışacağım. 2019 yılında yani geçen senenin tamamına baktığımız zaman ipotekli konut satışlarına baktığımız zaman tamamında krediyle yapılan satışların tamamı, çok fazla tamamı dedim ama 312.000 adet. Yani 312.000 adeti biz geçen sene kredi kullanarak satmışız. Bu seneye dönüp geliyoruz. Sadece Haziran ayı içerisinde ve Haziran'ın daha 20 gün yani ilk 20 günlük dilimi içerisinde 101 bin konutu ipotekli yani kredi kullanarak satmış görünüyoruz. Sayın Bakan'ın verdiği bilgilere göre. Şimdi ikisini birbirle kıyasladığımız zaman çok böyle hani kıyaslanacak bir şey de değil ama şu açıdan bakmanızı rica edeceğim. Geçen seneki toplam ipotekli konut satışlarının 3'te 1'i Haziran'ın ilk 20 günlük dilimi içerisinde yapılmış. Yani bu bir yani rekor değil de nedir? Ki bunun devamı gelecek. Haziran daha bitmedi. Devam ediyor. Hala kullanan var. Dolayısıyla da ben ciddi bir şey bekliyorum. Yani hani ciddi bir rekor beklentisi Haziran ayında özellikle kredili satışlarda ve tabii ki bunlar da satışlara yansıyacağı için toplamda bütün konut satışlarında bu oranlar yüksek çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi tabii hani satışların hani artması fiyatları da yansıyor. Bunun üzerinden hiç geçmeye gerek yok. Anlatıyoruz çünkü sürekli. Otomatikman ne yapacak? Fiyatları da zaten yukarı çekiyor. İşte dönüp bakıyoruz. Daha işte ben hani sürekli bakıyorum. Sürekli takip ediyorum. Ne oluyor ne bitiyor diye. İşte bu içerisinde de zaten konuştuk sizlerle beraber. Üzerine bir 125 daha koydu fiyatların. Peki yani devam edecek tabii ki yani faizler böyle olduğu sürece işte 64-74'ler devam ettiği sürece piyasalar hani şu şekilde bile kalsa şu anda konut talebi, konuta olan talep mutlaka devam edecektir. Sadece bekleyen talep değil, bakın sadece hani hep şey diyorlar çünkü şöyle bir şey de var, hani bekleyen bir talep vardı, evet bekleyen bir talep vardı, evet bu alıma geçti ama ne oldu, işte faizlerin düşük olması da aslında satışlarda ciddi bir etki uyandırdı ve bunun yanında önemli bir konu daha var, o da şu. Şimdi 2020'ye baktığınız zaman işte cebinde parası olan için, cebinizde bir paranız varsa bunu bankada tutuyorsanız bakın nerede para kazandınız noktasına baktığımız zaman aslında işte konut şu anda artık kazandırmaya başladı. Yani şu anda işte bir fiyatlar yükselmeye başladı. Dolayısıyla da hani peşin ve işte faiz de olsa işin içerisinde hani kredili de olsa peşin de olsa insanlar ellerindeki özellikle Türk lirası mevduatlarını
konuta kaydırmaya başladılar. Bunun sebeplerinden bir tanesi de tabii ki mevduat faizlerinin de düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü işte geçen senenin ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası düzenli olarak faiz indirimi yapıyor ve otomatikman bu faiz indirimleri sadece kredileri değil, işte mevduat faizlerinde de biz bunu görüyoruz. Şu anda ortalamalarda işte neredeyse dip seviyeler var. Hani ortalamada %7 civarında işte paranız TL'de ise ve bankada yatıyorsa size ne yapıyor? İşte para veriyor. Yani faiz veriyor. Dolayısıyla da hani bu rakam enflasyon karşısında çok da paranızı zaten korumuyor, korumuyordu. Dolayısıyla da hani insanların paralarını bir kısmını da şu anda böyle bir konuta kaydırıyor gibi duruyorlar. Tabii hani bunun yanında tabii ki hani maalesef hani ekonomideki işte yaşadığımız sıkıntılardan dolayı da işte çok hani maalesef hani elinde nakit olan ancak hani iş yapamıyor. Yani verimli bir çalışma potansiyeli olan işte fabrikaydı, sanayiydi, işte kafeler bile biliyorsunuz her şey kapatıldı, dükkanlar aylarca şey oldu. Dolayısıyla hani ekonomik anlamda aslına baktığınız zaman piyasalar çok hani iyi değil, ama cebinde parası olan için işte bu paranın da biraz değerini nasıl koruruz, biraz nasıl katlarız? Çünkü parayı da çalıştırmadığınız zaman yerinde eriyor gidiyor. Bir yere yönlendirmeniz lazım. Şimdi ben 2020'ye şöyle bir baktığımız zaman bir takım araştırmalar ve bazı rakamlar var. O rakamları okuduğum zaman paranın şeye gittiğini görüyorum. Yani işte konuta gidiyor. Altın alan var. Altında ciddi bir şey var. Alım olmuş. Rakamları sizlerle paylaşacağım. Ve borsa. Yani insanlar paralarını işte biraz da böyle hiçbir yerde bir şey bulamayınca işte faiz vermiyor. Zaten konut daha yeni alıma geçti. İşte borsaya çok fazla yüklenen var, bireysel yatırımcı anlamında çok fazla giriş olmuş 2020 yılında. O rakamları da şimdi sizlerle paylaşacağım. Ama yani borsa konusu açıkçası benim açımdan ya ve hani bu işi bilmiyorsanız, eğer gerçekten bireysel yatırımcı olarak bu işi bilmiyorsanız biraz macera aramak gibi bir durum oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da hani zaten hani borsayı macera olarak gören, efendime söyleyeyim, hani işi şey yapayım, sağlam yapayım, işimi işte sağlam yapayım, macera aramayayım ve hani biraz uzun olsun ama kesin olsun gözüyle bakıldığı zaman gayrimenkul yine hep öne çıkıyor. Gayrimenkul her zaman yani öne, böyle zamanlarda mutlaka öne çıkıyor. Şimdi bakın, merkezi kayıt kuruluşu yani MKK'nın verilerine göre borsaya giren sayıyı söyleyeceğim size. Bu arada bilgisayarım da kilitlendi gibi. Şöyle alayım yanıma. Evet. Yıl başından bu yana 1.203.438 olan Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı 19 Haziran itibariyle 1.569.636'ya yükselmiş durumda şu anda. Ve 2019'un tamamında baktığımız zaman, yani geçen seneye baktığımız zaman 24.519 artan Borsa İstanbul yatırımcısı varken, 2020'nin 1 Ocak ve 19 Haziran dönemi içerisinde ne kadar artmış bakın, 366.198 gibi, böyle hakikaten şok ve şaşırtıcı çok büyük bir artış olmuş. Yani 2020'nin işte İlk 6 aylık döneminde borsaya giren bireysel yatırımcı gerçekten hani şey, hani oldukça yüksek bir rakam. İşte dediğim gibi dövizde umduğunu bulamayan, işte biraz hani parasına para katmaya çalışan, azıcık da macerayı seven bir kitle oluşmuş durumda borsada. Diğer taraftan hani bir altın var. İşte altına da çünkü şey var. Her ne kadar işte dövize de vergi geldi ama sonuçta yine de hani özellikle altına inanan bir kitle var. Altına ciddi bir yatırım var. Ve yine altına baktığımız zaman 12 Haziran'a kadar sadece yurt içi yerleşiklerin altın mevduat ve fonlarının toplamı 11 milyar dolarlık bir artış göstermiş ve 25 milyara ulaşmış durumda arkadaşlar. Gerçek kişilerin altın mevduat ve fonlarının miktarı bu dönemde yaklaşık 10 milyar dolar artış göstermiş ve 22,5 milyar dolar olmuş. Bu son rakamlar gerçek kişiler. Şimdi dolayısıyla hani dövizde zaten hani döviz şu anda hani elinde ciddi bir dövizi olan var ama hani o dövizdeki beklentiler
Yani çok da hani böyle şu an şeye gitmiyor. Onun için işte paralar şu anda cebinde parası olan ne yapıyor? İşte konuta yönelmeye başladı. Dolayısıyla konut tırmanışa geçmiş durumda. İşte altın zaten alıyor ve paralar borsada işlem görüyor arkadaşlar. Şu anda durum bu. Hem konut cephesinde hem de genel anlamda baktığınız zaman hani piyasada neler oluyor, yatırımcı nereye götürüyor parasını ve ne bekliyor konusunda size genel bir özet geçmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni dinlerken abone olmayan varsa aranızda lütfen abone olalım. Ve beğendiyseniz paylaşırsanız videomu çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum efendim hepinize. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.